Başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Onur öğmen bizlerle birlikte referandum sürecinde değerlendirmesini alacağız. Çünkü artık 10 gün kaldı. O son düzlükte e, hava nasıl? Kendisi de çeşitli toplantılara katılıyor. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk efendim. E, fakat... E, Dış bir çerçeve çizmeden giriş yapmayalım diye düşünüyorum. Çünkü aslında yaşadıklarımızın uluslararası boyutunu da görmeden herhalde bir anlamı olmaz. Biz bu referandum sürecini niye yaşıyoruzu anlamak için dışarıya da bir bakmak lazım. Şimdi en son gelen bilgiler şöyle bir haber var. Dicle Kalkanı e, harekatına hazırlık yapıyor Türkiye diye. E, Fırat Kalkanı'nın bittiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci etabı bitti dedi. Askeri değerlendirmeler yapıldığında uzmanlar e, özellikle... E, Rusya'nın ve ABD'nin Suriye topraklarındaki etkinliğinden sonra Türkiye'nin hamle yapma, manevra alanının sınırlandığını ifade etmişlerdi. Ama Ankara'nın şimdi Dicle harekatına hazırlandığı belirtiliyor. Biraz ayrıntı verelim. Musul'un batısında terör örgütü PKK'nın ikinci kandil yapmaya çalıştığı Sincar bölgesine operasyonun eli kulağında. ABD'nin Suriye'nin kuzeyi için tasarladığı terör koridoru projesine Fırat Kalkanı ile büyük darbe indiren Mehmetçik, koridorun doğu yakasındaki en stratejik noktayı teröristlerden temizlemeye hazırlanıyor. Çok yakında başlaması beklenen Dijle Kalkanı harekatı, Başika'da eğitilen güçlerle birlikte yapılacak. Tıpkı Suriye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi, DEAŞ işgalini bahane eden PKK Sincar'a yerleşmiş da bir daha çıkmamıştı. Bağdat ve Erbil'i PKK konusunda sürekli uyaran ve adım atılması için bekleyen Ankara, Sincar'a yönelik adım atılmayınca harekete geçmeye karar verdi diyen bir haber Hürriyet gazetesinde yayınlandı. Evet bir diğer haber tabii ki İdlib'den gelen son bilgiler sevgili izleyiciler. İdlib'de o kimyasal saldırının ardından 72 kişinin resmi olarak öldüğü duyurulmuştu. Bir kısmı Türkiye'ye getirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Türkiye'de. Adana'ya gelen 3 kişilik Dünya Sağlık Örgütü heyeti Suriye'de dünkü kimyasal saldırıdan yararlanıp yaralanıp hayatını kaybeden 3 Suriyelinin otopsi çalışmasına katıldı. Rejim güçlerinin İdlib'de kimyasal silahla düzenlediği saldırıda yaralanarak Türkiye'ye getirilen biri kadın 3 kişi Hatay'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsisine Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de katıldılar. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeler alınan önlemlerle morga yerleştirildi. Otopsiye katılan uzman heyet ve teknisyenler kimyasal tehlikeye karşı özel korumalı kıyafetler giydiler. Evet bakınca İdlib'deki saldırıya yönelik Rusya'nın açıklaması farklı, İran'ın açıklaması farklı ve ona tepki gösteren bir yandan da yandaş gazeteleri gördük. Rusya ve İran'ın açıklamalarına tepki gösteren. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi ise hürriyetin manşetindeydi. Trump çizgiyi çok aştın bundan sonra artık bir şeyler değişecek ifadelerini kullandı. Tam olarak ifadesini onu da ifa okumuş olalım şöyle diyor yapılanlar benim için kabul edilemez. Suriye ve Esada karşı tavrım çok değişti. Bu değişiklik nedir acaba? Bundan sonraki süreci şekillendirir mi, etkiler mi? Onu merak ederek ben sormak istiyorum hemen dış politik çerçeveyi çizerken çünkü. Yayın sırasında Sayın Öymen şunu hatırlattım: Rusya, İran ve Türkiye bir oturdular Suriyenin geleceği için karar vermek için. Hatta Suriye yönetiminin de dahil olma sürecinin başlamasına doğru adımlar atıldığı beyan edildi. Şimdi o çok uzakta kalmış gibi görünüyor. Amerika'nın yeniden bölgede etkin olduğu gibi anlıyorum. Bu saldırıdan sonra Trump'ın sözlerini nasıl yorumlayalım? Evet, şimdi önce şunu söyleyelim bu kimyasal silah sahibi olması Suriye'nin en ciddi sorunlardan biriydi başlangıçta. Dünyada 6 ülke kimyasal silahlara sahipti, biri Suriye. Ve buna hepimiz bütün ülkeler tepki gösteriyorduk. En sonunda Suriye ile bir anlaşmaya vardı Birleşmiş Milletler Uluslararası toplum ve Suriye elindeki bütün kimyasal silahları tasfiye etmeyi, yurt dışına çıkartmayı kabul etti ve bunu uyguladılar. Bilindiği kadarıyla elinde hala kaldı mı, ne kadar kaldı? Burasını bilmiyoruz. Ama gerçekten Suriye uçakları bir kimyasal silah atarak bu kadar insanın ölümüne yol açmışlarsa bu hiçbir şekilde mazur görülemeyecek son derece vahim, insanlık dışı bir olaydır. Bütün mesele bunun kanıtlanmasıdır. Nasıl kanıtlayacağız bunu? Rusya diyor ki muhaliflerin elinde kimyasal silah vardı. Suriye'nin attığı bir bomba bu kimyasal silah deposunun üstüne düştü. Ondan bu olay oldu. Şimdi bu inandırıcı mıdır değil midir? İlk başında pek inandırıcı gelmiyor doğrusu. Evet. Fakat bir taraftan da şunu hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcilerinden Karla Del Ponte vardı İsviçreli. O bir süre önce bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim tespitlerimize göre dedi muhaliflerin elinde de kimyasal silahlar var dedi. Ve birçok insanla yaptığımız temaslar ve mülakatlar sonunda bunu öğrendik dedi üstüne örtüler hemen birkaç gün sonra bir daha ondan bahseden olmadı. Ama girerseniz arşivlere Carla Del Ponte, Suriye ve kimyasal silah yazın. Bakın karşınıza ne çıkacak. Şimdi bu, bu, olabilir mi? Bence bu da tabii çok kuvvetli bir ihtimal değil. Ama Suriye hükümetinin işler lehine doğru dönmüşken, Amerikan hükümeti bunları meşru bir hükümet gibi tanımaya başlamışken, e, ve kendini baltalaması gibi mi oluyor? Yani kendi ayağını ateş etmesi demek bu. Yani Suriye'nin bu kadar vahim bir hata yapması inanılır gibi bir şey değil. Efendim Suriye hükümeti yapmamıştır da işte bir sorumsuz komutan yapmıştır falan. Bunlar inandırıcı değil. Yani Suriye'nin gerçekten bütün gerçekleri ortaya koyarak ikna edici bir açıklama yapması lazım. <laughs> ve Rusya'nın da daha ikna edici olması lazım. E, ve diğer ülkelerin de e, bu konu üzerine ne kadar ciddiyetle gitmek mümkünse o kadar gitmek lazım. Çünkü bu yol bir kere açılırsa kimyasal silah savaşı bunun sonunun nereye varacağını kimse kestiremez. Suriye'de de bitmez bu. Bütün bölgeye de yayılır. Ve bu gerçekten Türkiye içinde bir şimdiye kadar tabii. yaşananlardan çok daha vahim bir durum ortaya çıkarır. Türkiye için de bir tehdittir. Bir soruyu daha sormamız lazım kendi kendimize. Acaba bizim ülkemizi, halkımızı kimyasal silahlara karşı koruyacak yeterince malzememiz, ilaçlarımız ve şeylerimiz, maskelerimiz vesaire var mı? Daha önce de bunu tartışmıştık. Suriye kimyasal silahlar kullanabilir lafları ortaya atıldığında. Ama şimdi bir kere daha tartışmak lazım. Ve meclisin de bunu iyice bir araştırması lazım. Kimyasal silahlara karşı korunmada biz ne durumdayız? Ve oraya gönderiyoruz askerlerimizi. Gönderdiğimiz askerlerin kimyasal silahlara karşı korunma tertibatı var mı yok mu şu anda? eğer orada kullanıyorsa, ister iktidar, ister muhalefet, ister teröristler, kim kullanırsa kullansın Suriye'de. Bu silahlar kullanılıyorsa mutlaka bir taraftan kınayacaksın sana ama yetmez. Bunlara karşı koruma tedbiri alacaksın. Son bir şey daha söyleyeyim. Obama demişti ki Suriye kimyasal silah kullanırsa bütün politikamız değişir ve müdahale ederiz. Ve bir ara Suriye'nin e, bu silahları kullandığına dair bilgiler, e, haberler çıktı ortaya. O sırada Sayın Cumhurbaşkanı son zaman başbakandı. Yanılmıyorsam Amerika'yı ziyaret ettiğinde <laughs> Başkan Obama'ya demiş ki böyle demiştiniz de, işte kullanıyorlar hadi müdahale edin. <laughs> Ve Obama ona çok sert tepki göstermiş. Yani beni böyle zorluyorsunuz müdahaleye falan gibi. Bundan hiç memnun olmamış Türkiye'nin bu çıkışından. Bunu da bu vesileyle hatırlayalım. Evet yani bundan sonraki süreçte o zaman e, Suriye e, kendi inisiyatifinde bir gelecek tayini noktasında geriye düşmüş oluyor masada bu Öyle. olaydan sonra Amerika'nın etkinliği artacak gibi anlıyoruz bu durumda sertliği belki bilemiyorum. Hani koridor oluşması bağlamında. Peki birinci ilk verdiğimiz haberde Dicle kalkanı diye bir evet. şeyden söz edildi. Fırat kalkanı bitti. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendirelim? Evet, Türkiye'nin pozisyonu şu. Biz 9 yıldır e, Kandil kılıcı harekatını bekliyoruz. Bırakınız kalkanı. Çünkü Türkiye'nin bütün bu terörle mücadelesinin ana unsuru Kandil'e müdahale edip oradaki terörizmi tamamen tasfiye etmekti. Bunu yapamadık. Niye? Çünkü bir kere operasyon yapmaya kalkıştı bu hükümet. Bundan önce hükümetler çok yaptı da bu iktidar bir kere yapmaya kalkıştı 2008 yılının Şubat'ında. Ve orada Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates Türkiye'ye geliyordu. Hemen demeç verdi. Derhal durdurun bu operasyonu geri çekin askerleriniz diye. Ve Türkiye'de geri çekti. Biz zaten çekecektik dediler filan. İşte inandırıcı olmadı pek ama öyle dediler. Şimdi neticede biz 2008 yılından beri tek bir kara operasyonu yapamadık Kuzey Irak'a. Acaba neden? Yani Suriye'ye yapma cesaretimiz var, gücümüz var. Irak'a yapma gücümüz, cesaretimiz yok. Halbuki terörün kaynağı Kuzey Irak Türkiye için. Yani bu çelişki bir türlü izah edemediler halka. Ve bunu meclise de getiren pek olmadı. Yani yetki verdik size, ne gerekiyorsa yapın demekle olmuyor bu iş. Niye bu işi yapmadınız? Niye yapamıyorsunuz? Yani o zaman efendim dediler ki aşırı kış şartları vardı, kardı falan. O zaman da bir kar mı ya? yok Kuzey Irak'a, yaz kış Şimdi e, ama <laughs> şu süreçte referandum bağını da kurarak gidelim o zaman Onur Bey. Şu süreçte e, birilerinin akıllarına da bir şey getirmiş olmayın e, diye demek durumunda kalıyorum. Çünkü bu kez evet, bunu... dendi ki boş kandile bayrak bile dikebilirler evet çıksın <laughs> diye. Şimdi bunu iç politikanın dışında düşünmek <laughs> lazım. Bu o kadar önemli bir iş ki seçimle, referandumla, iç çekişmelerle bağlantılı olarak düşünülmeyecek şey. Hiçbir ülke komşu bir ülkeden topraklarına yapılan bir terör saldırısına karşı kayıtsız kalamaz. Ellerini kollarını bağlayarak duramaz. Bir tek biz yaptık, bir tek biz durduk. Bizden ön, bundan önceki hükümetler de durmadı. 32 kere operasyon yaptılar Kuzey Irak'a. Siz ne yapamıyorsunuz? Çünkü yabancılar yapmanızı istemiyor. Bunu bu kadar açık söyleyelim. Yabancılar, açıkça söylüyor yabancılar. Yapmayın diyorlar operasyon. Ve siz e, onun etkisiyle mi, kendiniz mi öyle düşünüyorsunuz, başka bir hesabınız mı var bilemem. Ama o yüzden Kuzey Irak'tan PKK'yı tasfiye edemediğimiz için bu kadar şehit verdik. Bu kadar sivil insanımız öldü yıllardan beri. Halbuki bitmişti bu iktidar iktidar geldiğinde. Bir yılda verdiğimiz şehit sayısı 6. Bir de bugünkü duruma bakın. Bir yılda 6 şehit vermişken şimdi bazen maalesef bir günde altı şehit hatta daha fazlasını veriyoruz. Niye? Çünkü o zaman başlanan politikayı sürdüremediğimiz için işin esası budur. Biz e, zannediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda ortaya koyduğu refleksleri, kırmızı çizgilerini sürdüremediğimiz için birçok şeyle karşılaşıyoruz. Kerkük'ün durumuna bakınca Aynen. Ki, onu görüyoruz. Hızlıca Aynen. bir de oraya bakalım isterseniz. Çünkü Barzani'nin gelişi, o, o Barzani bölgesinin bayrağının burada gönlere çekilişi ardından Kerkük'te o bayraklar e, bir kriz yarattı. Nihayetinde bir hafta geçtikten sonra Türkiye'den resmi kınama duyduk Dışişleri Bakanlığı'ndan. E, ama o, orada Türkmenler feryadı Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi orası ama şu anda zannediyorum çok ciddi bir e, Türkiye'nin etkisizleştiği orada e, görülüyor. Bu da yine bir politika değişikliğinin sonucundaki büyük hata mıdır? Gayet tabii çünkü çünkü e, Kerkük Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi. E, Amerikan Rent Corporation var savunma bakanlığına yakın çalışan bir sivil toplum örgütü onları yayınladı. Son rapor bağımsız bir Kürt devlet kurulursa bölgeye etkileri ne olur? Başlıklı bir rapor 176 sayfa. O raporun Türkiye ile ilgili bölümü aşağı yukarı 40 sayfadır. Onu okuyun. Orada açıkça diyor ki Türkiye diyor başlangıçta kesinlikle karşıydı Barzani'nin Kerkük'ü işgaline o bölgeye el konulmasına falan. Fakat son yıllarda hızla değişti diyor politikası. Şimdi adeta böyle bir bağımsız Kürt devleti kurulursa Türkiye buna hemen hemen hiç tepki göstermeyecek diyor. Niye? Çünkü Kuzey Irak'ta çok menfaatleri var. Ekonomik, ticari menfaatleri var. Şu bu filan. Şimdi Kerkük'te yaşayan Türkmenler, oradaki yaşayan soydaşlarımızın tek güvencesi Türkiye'dir. Yani Türkiye onları ortada bırakamaz. Bakın Hollanda'ya, Almanya'ya gösterdiğimiz tepkinin onda birini Kerkük'teki bu gelişmelere karşı göstermedik. Acaba neden? Neden? Acaba feda mı ettik? Feda mı ettik? Yani böyle kuru sıkı demeçler vermek yetmiyor başka yerde esip gürlüyorsunuz. Yapmadığınızı bırakmıyorsunuz. Şimdi bu benim çok dikkatimi çekti He. Onur Bey. Şu açıdan şimdi bu referandum sürecinde evet cephesi nihayetinde milliyetçi tabanla beraber milliyetçi muhafazakar tabanını konsolide ederek güçlenmek istiyor. şimdi bu böyle bir gerçeklik varken buna <laughs> tepki gösterilme işine yurttaşın tepkisi olacaktır herhalde. Ben milliyetçi düşüncedeki insanları He, kazanma politikası izlediğine inanmıyorum. Kusura bakmayın. Bu ne iki yaşanıyor? Peki? Tam tersi var. Tam tersi. Var. Kürt oylarına mı çalışılıyor? Efendim, şu söyledi gayet basit. Ben diyor Türk de demiyorum, Kürt de demiyorum, millet diyorum sadece. Bundan daha büyük bir rahatsızlık verici unsur olabilir mi Türk vatandaşları için? Sizin milletinizi mi elinizden alacaklar? Biz doğduk, büyüdük, bu yaşa geldik. Türk milletini mensubu olarak gururla yaşadık, şerefle yaşadık ve şerefimizle öleceğiz. Türk olarak öleceğiz. Utanç mı duyacağız Türk olduğumuz için? Bakın her tarafa afişler yapıştırdılar şeyden sonra. <laughs> bu darbe girişiminden sonra. Biz milletiz. E, Türkiye'yi teröre de darbeye de yedirmeyiz. Laf bu. Bir kere güzel yazılmış bir laf değil ama biz milletiz. Ne hangi milletsiniz? Ya bütün milletler böyle mi yapardı? Bütün milletler darbeye karşı halkını sokağa döküp döker miydi? Bu kadar insan kendini hayatını feda eder miydi darbeyi önlemek için? Bütün milletler yapar mıydı? Sırf millet olduğumuz için yaptık. Yoksa Türk millet olduğumuz için yaptık. Türk milleti olarak yaptığımızı söylemeye utanıyor muyuz biz? Türk'üz demeye utanıyor muyuz? Türk milleti demeye utanıyor muyuz? Atatürk'ün en büyük övünç kaynağı kendi lafıyla Türk olmaktı. Atatürk'ün bu sözlerini unutacağız mı? Unutturacağız mı? Andı niye kaldırdık? Çünkü Türk'üm diye başlıyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Orada Türk kelimesi. Yoksa doğruyum, çalışkanım diyen bir metni niye yasaklasınlar? Türk'üm diyor. Yani biz bunun farkında değil miyiz? Şimdiye kadar diyorduk ki efendim işte bizim millet o millet şöyledir böyledir filan ama hiçbir zaman Türk milleti demiyorlardı. Bunu da eleştiriyordu siyasi liderler. Baktıyla Deniz Baykal eleştiriyordu. Şimdi başkaları da eleştiriyor. Şimdi yani Türk milleti demekten bu kadar çekiniyor muyuz biz? Ve halka sen Türk milleti değilsin diyerek oy mu kazanacaklar? Yani ben Türk milleti demiyorum maksadı. Şu senin adın Türk millet değildir. Nedir? Millettir. Böyle bir şey olabilir mi? Millet hava yollarını Türk hava yollarında da olacak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz dünyanın herhangi bir ülkesinde bir siyasi lider duydunuz mu ki biz efendim Fransız demiyoruz. Alsaslı da demiyoruz. Breton da demiyoruz. Ne diyoruz? Millet diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir oturmamışlık var zaten. Hani insan yani, mantıken kurgulayamıyor da. Mantığın ötesinde bu. Bu bilinçli bir, Peki bunu niye böyle söylüyorlar? Bilinçli politika derken neden? Evet, neden burası, işte bütün mesele orada. Şimdi bunu daha önce de söyledik başka vesilelerle ama her zaman hatırlanmayabilir. Şimdi bunun kaynağı yurt dışındadır bu sözün. Nasıl yurt dışındadır? 2009 yılında bir rapor yayınlandı. <laughs> Atlantic Council tarafından Amerikan Kürt meselesi nasıl çözecekler? Rapor hazırlayanlar içinde Ankara'daki eski Amerikan ve İngiliz büyükelçiler var, komutanlar var için Washington, büyük Büyükelçisi var. Sıradan bir rapor değil. Raporda şunu yazıyor. Bir, PKK ile Türkiye mücadele etmeyecek. Ne yapacak? Müzakere edecek. Başka ne yapacak? Af çıkaracak. Başka ne yapacak? Yepyeni bir anayasa hazırlayacak. Ne yani bu yeni anayasada referandum. bu yeni anayasada Türk kelimesi geçmeyecek diyor. Anlıyor musunuz şimdi Türk kelimesinden kimlerin rahatsız olduğunu? Aynı şekilde Center for American Progress bir rapor yayınladı gene Kürt meselesi nasıl çözülür? Yepyeni bir anayasayla çözülür. Başka bu yeni anayasada Türk kelimesi yer almamalı. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Bu bağlantıları aklımızda biz kuramayacağız mı? Yani bu raporları okuyan insanlar bu söylemleri duydukları zaman acaba bir etkisi var mıdır? Yurt dışındaki telkinlerin diye düşünmeyecekler mi? Hangi ülkeye telkin etmişler? Sen kendine Fransız deme, sen kendine İspanyol deme. İspanyollar terörle mücadele için yeni bir anayasa hazırlasınlar ama içinde İspanyol kelimesi geçmesin. İspanyol anayasasının birinci maddesi İspanyol milleti. Orada baskılarda var, katalanlarda var. Birçok etnik grup var. Niçin onlar kendilerine İspanyol diye diyebilecekler de biz Türk diyemeyeceğiz? Bize bunu nasıl önerirsiniz? Peki bunu önerenlere karşı kim tepki gösteriyor? Bizden başka kim tepki gösterdi bugüne kadar bu raporlara, bu telkinlere? Ve şimdi diyoruz ki biz Türk de demiyoruz, Kürt de demiyoruz, millet diyoruz. Ve bunu dediğiniz için millet size oy verecek. Madem ki Türk demiyorsun, benim oyum sanadır diyecek. Şimdi ama öyle bir e, siyaset matematiği kurulmuş ki şu anda hani bakınca referanduma. E, şurayı net olarak herhalde ifade etmek <laughs> gerekiyor. Bu referandum süreci az evvel verdiğiniz raporlardan örneklerle beraber emperyalizmin istediği, Türkiye Cumhuriyeti emperyalist karşıtı bir e, mücadeleyle kuruldu nihayetinde. Ve geldiğimiz noktada emperyalizmin isteği ve arzusuyla biz evet çıkarsa istedikleri her şeyi kazandırmış olacak mıyız emperyalistlere? Onların arzusunu mu yerine getirmiş olacağız? Burayı bir netleştirelim çünkü Şimdi... bir e, İzmir Marşı e, denize dökme hikayesi tartışması vesairesi de yaşandı ama kafalar karma karışık hale geliyor. Hayır cephesinde değil, evet cephesinde. O yüzden konuşmak Şimdi, gerekiyor. Evet, çok haklısınız ama bundan hiç kuşkunuz var mı sizin? Yani böyle söylediğiniz gibi olduğundan en küçük bir kuşkunuz var mı? Bakın ben size söyleyeyim. 2007 yılında bir kitap yayınlandı. Kitabın başlığı Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Yeni anayasa da değil. Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Yazarı kim? Graham Fuller. Üstüne sıfatını da yazmış. Ee, şey, CIA'nin eski Türkiye masası. Şefi diye kapağında da yazıyor. Yani ben o sıfatla yazıyorum bu kitabı. Ne diyor kitapta? Atatürk'ün diyor yaptığı her şey yanlıştı. Atatürk'ün yaptığı her şey yanlıştı. Efendim bu şeyde e Efendim hilafetin kaldırılması da yanlıştı, Cumhuriyet, e, cumhuriyetin kurulması e, demiyor da şey diyor efendim latin harflerine geçmek yanlıştı, e, padişahlığın kaldırılması yanlıştı. yani her şey yanlıştı Atatürk'ün yaptığı ne varsa yanlış. Doğrusu ne? Doğrusu diyor AKP'nin yaptığı politikalar uzun uzun övüyor göklere çıkarıyor. Davutoğlu'nu göklere çıkarıyor o zaman modaydı. İşte AKP şöyle yapıyor böyle yapıyor hepsi doğrudur mordur. Kemalistlere fena halde çatıyor. Kemalistlerin her yaptığı yanlış. Atatürk'ün vaktiyle yaptığı reformlar her şey yanlış. Ama şimdi bunlar doğru. Kitabın başlığı ne? Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Manası ne bu mesajın? Atatürk'ün cumhuriyetini bitirin. Bu iktidarın çizgisinde yeni bir cumhuriyet kurun. Mesaj bu. Yani bunu göremiyor muyuz biz? Granfüller bizi aldatmış galiba 15 Temmuz'u da yaşadığımıza göre. İşte yani size söylüyorum. Yani bu mesajları çok iyi okumamız lazım. Bunu istiyorlar sizden. Yani sizin en çok sizi, sizden en çok rahatsızlık duydukları şey Kemalizm. Atatürk'ün düşüncesi. Niye? Çünkü Atatürk'ün düşüncesi bağımsızlık düşüncesi. Tam bağımsızlık. Yani Atatürk'ün izinden giderseniz Onur, dış baskılara... Onur Bey netleştirelim mi? Bağımsızlık derken Atatürk'ün izinden giderseniz 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle o siyasetin yaptığı pazarlıklarla Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelişine engel olursunuz. Yani i̇şte tam onu söyleyecektim ben. Şimdi 1 Mart tezkeresini biz reddederken Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesine hareket ettik, meclis olarak. Dünya tarihinde böyle bir şeyin örneği yok. Bir hükümet Amerika'ya söz veriyor. E, vaatte bulunuyor. Amerika askerlerini e, gemilere yükleyip Türkiye'nin kıyılarına getiriyor. Tam o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi reddediyor bunu. Böyle bir şeyin örneği yok. Ne oldu bir Mart eskeresinden sonra? Şu oldu. Wolfowitz, Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı, müthiş tepkiyle tabii sorumlu askerlerdir diyor. Meclise liderlik yapamadılar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi askerlerinin emrinde bir kuruluş. E, meclise liderlik yapamadılar. Ondan bu iş oldu. Askerlerin sonra başına geleni gördünüz bir şey daha söylüyor. Türkiye diyor bundan sonra bizimle iyi geçirmek istiyorsa Amerika için iyi olan neyse Türkiye için de iyi olan odur diyecektir diyor. Anlıyor musunuz? Görüyor musunuz yani tabloyu görüyor musunuz? Eğer 1 Mart tezkeresinde Türkiye'de o sırada Türkiye'de başkanlık rejimi olsaydı Türkiye bugün Filipinler olmuştu. Güney Kore olmuştu. Çünkü iktidar İyi ki Türkiye Büyük Millet kabul Vardı. İyi ki Türkiye Büyük Meclisi. Şimdi siz bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devreden çıkarıyorsunuz. Etkisiz kılıyorsunuz. Bir de açık söyleyelim yani şimdi her şeyi yapabilirler. Evet'i savunanlar istediklerini söyleyebilirler. Ama bence yapmamaları gereken bir şey var. Milletin aklınla alay etmeyeceksiniz. Milletin zekasını alay etmeyeceksiniz. Yani kalkıp da siz bütün bunlardan sonra bu metin ortadayken, gözümüzün önündeyken kalkıp da efendim bu anayasa meclisi güçlendirecektir diye afişler asarsanız insanın aklını alay etmiş olursunuz. Aynı şekilde diyorsunuz ki Atatürk olsaydı evet derdi. Hı hı. Ve ana akım medya ne demekse ana akım. Herhalde bu ana akımı e, siz dediniz ama e, Halk TV'de İletişim arada bir dilinde. kulu. İletişim dilinde ana akım. Ana akım yani şu mu demek? Evet diyeni e, gazetenizde koruyacaksınız. Hayır diyeni televizyonuzdan kovacaksınız. Bunun adı da ana akım olacak. Ana akım buysa biz zaten çoktan bitmişiz de haberimiz yok. Yani neticede söyleyeceğimiz şu ki ee, ne diyor ana akım manşete çekmiş üstelik Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki Atatürk de olsa evet derdi. Yani bu kadar olamaz. Bakın ben size verilen bir, bir mesaja bakar mısınız? Birkaç cümle mi? cümleyle Atatürk'ün sözlerini söyleyeyim. O kadar sert tepki gösteriyor ki bu başkanlık rejimi isteyenlere siz diyor padişahlıktan yeni kurtulduk. Siz başımıza yeni padişahlar mı arıyorsunuz diyor. Ve bir şey daha söylüyor onu da söyleyeyim size. Hasan Rıza Soyak'ın anılarında var Cumhurbaşkan Sekreteri. Ey diyor bu şaşarım ey demiyor Atatürk de şaşarım diyor bu efendilerin aklı perişanına. Şaşarım bu efendilerin aklı perişanına yani Cumhurbaşkanını, da Başbakanı birleştirmek isteyenleri söylüyor. Biliyoruz ki memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amirlerinden biri budur. Biz öteden beri böyle bir idari bertaraf etmek için mücadele ettik. Şimdi nasıl olur da benim aynı yola gitmekliğim beklenebilir? Yani bu kadar açık ve net ve kuvvetli ifadelerle başkanlık rejimine karşı çıkan bir devletsiz devlet kurucusunu diyorsunuz ki bugün olsaydı evet derdi. Ya bu kadar olamaz. Yani insanın ya aklına zaten öyle kurulurdu istenseydi hani şimdi sonuçta insanın, bir Yani bakın yani insanın aklından bu kadar alay edemezsiniz. bunu yapamazsınız. Bazı şeyler vardır ki yapılamaz. Bu da yapılamaz. Yani Atatürk'ü bu kadar tarihi kontekstinden, düşünce yapısından çıkarıp da söylediklerinin tam tersini bugün söyleyecekmiş gibi bir duruma getiremezsiniz. Yani kendi görüşünüzü savunun. Hangi varsa bir deliliniz o delilinizi söyleyin anlatın niçin evet lazım. Bu arada size bir şey anlatayım internette okudum. Bir hanım yazmış diyor ki <laughs> evet çadırına girdim diyor. <laughs> Dedim ki ya niye evet oyu verelim bize bir izah eder misiniz filan. Onu bilen arkadaş şimdi burada yok sonra gelin demişler. <laughs> <laughs> Artık doğru mudur şaka mıdır bilmiyorum ama şaka Görelim, iyi oturmuş. De Çünkü savunamıyorlar yani. yani niçin evettir? Çünkü hayır diyenler kötü insanlardır. Hayır, yani... hayır diyenlerden daha kötüsü olamaz dünyada. Onun için evet verin. Bakın kimler de hayır diyecek. O hayır diyenler de onlar gibidir. en iyisi ben... evet diye. şimdi bu referandum stratejisini AKP ortaya koyduğundan itibaren şunu gördük. Ee, evet hayırı suçlayıcı işte haindi teröristi vesaire söylemleri tepki çekti ama strateji baştan itibaren AKP CHP yarışı gibi yani CHP'ye vur oy kazan gibi yaratma bir zemin yaratma çabası sergilediler şu haftaya kadar gayet etkisiz kaldı bu projede. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi lokomotif olmanın ötesinde kapsayıcı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için hayırı çok iyi anlatabilmişti. Bir şeyler mi değişti bu son haftada? Bir iki açıklamadan sonra bilemiyorum ama... Bugün Murat Yetkin'in yazısında var. Hayır ve evet oyları arasındaki fark az bir puan diye. Ee, bir yazıya bir bakalım. Ee, güncelin'e şimdi yapamazsınız diyoruz ama yapıyorlar yani nihayetinde Atatürk'ü evet derdi diye Her şey yaparsınız. İnsanın aklını alay etmeyi göze alırsanız yaparsınız. Yani Türk milleti yeterince eğitimli değildir. İşte pizza sıralamasında sonuncudur. Cahil, cahildir falan diye düşünebilirsiniz. Ama Türk milleti milli mücadeleyi de daha yüksek bir eğitim düzeyiyle yapmadı. Sağ yaptı. Evet. Vatanseverliğiyle yaptı. Siz hem o insanın sağ alay edeceksiniz hem de vatanseverliğine, milli duygularına, milli Türk milletinin bir mensubu olduğu düşüncesine de karşı çıkacaksınız ve sonra diyeceksiniz ki bana oy verin. Bu Yeniden kadar olur mu yani? Yaratma bu yaratma çabası ne kadar işe yaramış. Gayet tabii 15 bu o zaman yani siz belki. siz kendi ülkenizin, milletinizin adını söylemeyerek e, ne yapmak istiyorsunuz? O zaman söylediğiniz millet nedir? Dini bir anlamı mı var acaba? O anlamda, evvelce Ermeni milleti, millet öyle. Falan, öyle midir acaba? Yani o hale mi getireceğiz Türkiye'yi? Bunu getirmek için mi oy istiyorsunuz? Ve millet size bunun için mi? Türk milleti Referans size bunun için mi oy verecek? Referans kodlarına bakınca hep dini gördüğümüz için herhalde kastettikleri bir ümmet çabası olsa gerek diye bir o şeyine bakalım yani, Burak Yetkin'in analizine. Bakalım yani, devam edelim. Bir cümle daha söyleyeyim önce müsaade ederseniz. Siz bana dünyada bir ülkenin liderini söyleyin, gösterin bir de herhangi bir ülke, ister geri kalmış olsun, ister demokratik, ister antidemokratik, kendi milletinin adını söylemekten çekinsin. Benim milletimin adı millettir. Yani bunu söyleyen, söylemiş olan tarih boyunca milletler ortaya çıktığından bu yana tabii, bunu söylemiş olan bir kişiyi bana gösterin, bir kişi. Evet, yoğurt tut, ıı, mayalanmış. Tutmuş. E şimdi Türk, bunu gör gör Türk bir... milleti bunu görecek, Türk milletim bunu görecek diyecek işte en doğrusu budur, en iyisi gidip biz ona oy verelim. Bir takım Olur problemler mu? var tabii uyarılarınızı da ekrana taşıyalım ama olmazları çok fazla yaşamaya başladık Türkiye'de. Bir Murat Yetkin'in analizlerinde Olur. ilginç noktalar var bir ona tamam. bakalım ardından devam edelim. Şimdi tahminlere göre diyor ki evet ve hayır arasındaki fark 2 ile 4 arasında diyor Murat Yetkin. 10 gün kala birbirine gayet yakın bir fotoğraf var diyor Murat Yetkin yazısında. Şimdi analizini sonlandırırken aslında şöyle... Ee, bir ifade var. AKP ve MHP oylarının toplamları 7 Haziran'a göre %57.2 ve 1 Kasım'a göre de 61.4 ediyor. Ama MHP o arada bölünmüştü. Partinin kamuoyunca tanınan bazı isimleri liderin karşına tavrına karşı hayır cephesine geçti. Bahçeli de onları MHP'den çıkardı. MHP içinde hayır cephesine geçenlerin daha çok şehirli, iyi eğitimli seçmene dayanı olduğu tahmini yapılıyor. Normal şartlarda evet demesi beklenecek bu kitlenin ne kadarının Hayır deyip ne kadarının sandığa gitmeyeceğinin tahmini yapılamıyor. AK Partililer MHP'nin kampanyasından memnun değil. MHP çalışmasından memnuniyetsizlik AK Parti kampanyasının orta yerinde Kürt oylarında daha fazla ilgi gösterilmesine başlanmasına neden oldu. O yüzden Barzani'nin Ankara ziyareti gerçekleşti diye devam ediyor. Ee, CHP seçmenin en fazla %1'inin evet diyebileceği ki %1 bile çok bence CHP seçmeninde böyle bir şey olabileceğini hiç zannetmiyorum yani o zaman CHP, CHP olmaktan çıkar. Şüphe edilir bir durum değil mi? Hani orası o kadar net yani. devam edeyim. Yazının sonuna geldiğimizde şöyle. Başa baş devam eden bir yarışta her bir oyunun önemi var ne de olsa. Bir de derin sessizlik içindeki eski milli görüşçüler var ki AK Parti'de onlar hakkında bir tahminde dahi bulunamıyor hali hazırda. Referanduma 10 gün kala siyasi görünümün ayrıntıları böyle. Özellikle anladığımız şu MHP'den ne kadar hayıra geçiş olacak orası tam kestirilemiyor. AKP'deki o milli görüş çizgisi milli görüş dediğimiz milli hakikaten olduğu için o kestirilemiyor. Dolayısıyla tahminlerde de yanılma olabilir diye söyleniyor. Biz bu sefer hiç anket falan da görmüyoruz. Çünkü anketler evet çıkmadığı için yayınlanmıyor diye değerlendiriyoruz yapılıyor. Siz şimdi şu ortamda e, ne görüyorsunuz? E, ne kokluyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? <laughs> Ve özellikle e, bir 10 dakikamız 12 dakikamız var. Özellikle uyarılarınız var. Şimdi bakın alalım. açıkça şu Murat Yetkin pek çok şey söylemiş de en önemlisini söylememiş. Açık konuşmak gerekirse ki Halk TV'de sadece açık konuşulabiliyor. Öbür TV'lerde hiç konuşamıyoruz. <laughs> Bereket bu kadarına da imkanımız var burada. Şimdi Çok böyle referandum olmaz. Böyle demokrasi olmaz. Çünkü medyaların bu kadar denetim altına alındığı, yargının bu kadar etki altına alındığı bir dönemden, demokratik dönem olarak bahsedilemez. Yani düşününüz ki taraflardan biri ağzını açınca 17 bazıları 24 diyor televizyon aynı anda canlı yayına girecek. Ama muhalefete çok daha az pay verilecek. Muhalefetin bir bölümüne de bu söylediklerimizi anlatacak insanlara da hiç yer verilmeyecek. Ne halkın aranesinde ne başka yerde. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Ve bu seçimde vatandaşa işte bütün bu söylenenleri kendi kafasından süzerek sonuca varmasını bekliyoruz. Yani yarısı halkın eğer hayır diyorsa bu yarısının bu bile iyi bir sonuç sayılabilir şu açıdan. Çünkü bu kadar baskı altında, bu kadar propaganda altında vatandaşların salim karar vermesi ne kadar zor. Para yok. Propaganda inanılmayacak şey derecede ana akım dedikleri medya tamamen teslim olmuş vaziyette, teslim olmuş vaziyette ve yarın bugün ana akım medyanın sorumluluğunu taşıyanlar yarın çocuklarına bunu anlatamayacaklar. Çünkü Türkiye eskaza evetler bir oy fazla çıksa ve anayasa kabul edilse, ben size açık söyleyeyim. Türkiye en az 50 sene bir daha bugünkü duruma dönemeyecek. 50 sene. Bunun altına çizelim mi? Eğer evet çıkarsa Türkiye en az 50 sene bir daha bugünkü duruma dönemeyecek diyorsunuz. Niye bunu söylüyoruz? 50 sene kaybedeceğiz. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü bakın 1958'de Cezayir Savaşı var. Darbe girişimleri var Fransa'da. De Gaulle'ü başkan yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı yapacaklar. Bir şartlı olurum diyor. Neymiş o? Yeni anayasa yapacaksınız. Aynen bizdeki gibi. Kim bizden çok daha az ama bir yeni anayasa için dayatıyor. Ve 1958 Anayasası böyle çıktı. Bu 58 Anayasası çıktıktan iki yıl sonra ünlü bir Fransız anayasa profesör geldi bize ülkeye bir konferans verdi. Ve dedi ki bugün Avrupa'nın en kötü, en antidemokratik anayasası Fransa Anayasası'dır dedi. Ve ondan sonra defalarca girişim oldu. Çözemediler. Öyle yetkiler veriyor ki 16. madde efendim olağanüstü durum olursa dilediği gibi ülkeyi yönetecek. Orada bile sınırlama var. Anayasa konseyi iki ay sonra bunu durdurma hakkı nasıl bizde o da yok. Şimdi böyle bir anayasa yapmış Fransızlar. Bakın 58. Şimdi 2017. 50 seneyi de geçti. Değiştiremiyorlar. Bakın şimdi 100 aydın, Fransa'nın en önde gelen 100 aydını bir bildiri yayınladı. Dediler ki bu anayasayla artık yaşayamayız. Fransa 6. cumhuriyete geçmelidir ve o bir parlamenter cumhuriyet olmalıdır. Ve Fransız televizyonları açarsanız birçok tartışma var bu konuda. Fransa bile bundan uzaklaşacak. Şimdi sizin yaptığınız ne? Fransa'nın da gerisindesiniz. Başka Portekiz'de başkanlık var. onu da gerisindesiniz. Başka Litvanya. Onun da gerisindesiniz. Başka Romanya. onu da gerisindesiniz. Niye? Çünkü bu başkanlıkla yönetilen sadece beş ülke var Avrupa'da. Beşinde de, dördünde de başkan, başbakanlık var. Başbakanlık var ve Cumhurbaşkanı var. Başbakan yetkileri var. Meclis, hükümeti başbakan kuruyor falan. Bir tanesinde yok başbakan. Hangisine dersiniz? Bir, bir ülkede Türkiye'de şimdi bu anayasada olduğu gibi bir tek Cumhurbaşkanı var, Başbakan'ın yetkilerini de el almış. Hangi, nerede var dersiniz? Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi aynı pakete girecek. Bu bile utanç verici değil mi bizim için? Düşünebiliyor musunuz? Örneği yok. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meclis seçimleri aynı gün yapılacakmış. Mesela hangi ülke gibi? Biz çok aradık. Çok aradık yani gözümüzden kaçtığını tahmin etmiyorum. Bir de Demokratik ülkeleri araştırdık, başka ülkeleri araştırdık. Hiçbir yerde bir yerde bulduk. Bir yerde bulduk. Gözünüz aydın yani varmış bu. Nerede var biliyor musunuz? Somali anayasasında var. Orada da 20 gün fark var. Onur Bey, süre sınırlı ve çok güzel e, açıklamalarınız var. Hatta e, Süreyya Hanım diyor ki, Onur Bey o, o Atatürk'ün efendiler diye başlayan yazısını bir daha okusun lütfen diyor siz onu okurken ben şunu da bağlamak istiyorum. Şimdi birincisi tam bağımsız Türkiye kurucu idealleri içerisinde Atatürk Türkiye'si için hayır diyoruz. Emperyalistlerle mücadelenin yeniden canlanması için hayır diyoruz. Ve şunu da ifade edelim. Sadece bu dediğiniz gibi 50 sene geriye götürecek ya da 50 sene vakit kaybettirecek bir mesele değil. Türkiye'nin Fransa gibi şansı da yok. Türk bölünme anayasası deniliyor kimilerince bir e eyaletleşme ve e bu böyle bir federal yapıya dönüşü sağlayacak bir tehdit de var. Yani o kadar çok unsuru var ki bu o, anayasanın hayır denmesi gereken. Tabii tabii galiba. ama can alıcı unsurlarımlar. Bakın bir kere daha okuyun diyorsunuz. Hı -hı. Okuyayım bir kere daha. Süreyya Hanım'ı kırmayalım. Biz, yani, Atatürk Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a söylüyor. Onun analarında var. Diyor ki şaşarım bu efendilerin aklı perişanına. Hep biliyoruz ki memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amirlerinden biri budur. Biz öteden beri böyle bir idari bertaraf etmek için mücadele ettik. Şimdi nasıl olur da benim aynı yola gitmekliğim yeniden devlet hayatında tarafından böyle bir çığır açılması istenebilir. Atatürk söylüyor bunu. Yani vatandaşa bu kadar çalışmalar yapıyoruz. Hayır oyu verin filan. Fazla ayrıntıya girip de günlük polemiklere girmeye gerek yok. Bunu okuyacaksınız. diyeceksin kardeşim sen Atatürk'ün bu devletin kurucusu ve bugün bile yol gösterisi olduğuna inanıyor musun? Atatürk'ün bugün ülkemizin milletimizin bir kutup yıldızı olduğuna inanıyor musun? Atatürk böyle diyordu. Yani hayır diyordu. Sen şimdi Atatürk'ün şeyine gönül vermişsen düşüncelerine ve tavsiyelerine, telkinlerine hayır diyeceksin. O da bu görüşteydi. Ama birileri kalkıp da efendim Atatürk evet derdi deyince hemen bunu çıkarıp göstereceksiniz. Bakın ben biraz da küçük bir öz eleştiri yapayım müsaade ederseniz. Diyorlar ki bu dönemde hiç öz eleştiri yapmayalım. Öz yapmasak başarılı olamayız. Bakın ben partinin işte meydanlarda şurada burada dağıttığı el ilanlarına baktım. Bir cümleyle yok Atatürk'ün buna benzer sözlerinden bir satır yok. Doğru mu bu şimdi? Yani biz Atatürk'ten başka kime güveneceğiz? Kime dayanacağız? Atatürk'ün kurduğu parti olarak kime dayanacağız? Şimdi iki bunu diyeceksiniz ki. Bunu klip yapacağım ben bu arada ekranda kalsın istiyorum insana. bu sözleri. İkincisi şu diyeceksiniz ki kardeşim ben Türk benim Türklüğümü reddedene, inkar edene bana Türk demeyip millet diyene ben oy vermem. Her gittiğiniz yerde bütün arkadaşlarımız her gittikleri yerde bunu söyleyecekler. Diyecekler ki kardeşim adam senin Türklüğünü elinden almak istiyor. Niye andı kaldırdı? Çünkü Türk diye başlıyor. Bu kadarını söyleyemiyor muyuz? Bu kadarını söyleyemiyor muyuz? Diğer bütün ayrıntılar hepsi var. Hepsi de konuşuruz. Anayasanın her maddesi konuşuruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Müsaade ederseniz madem ki vaktiniz kısıtlı. Freedom House. Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından biri demokrasi alanında. Üçü ayırıyor. Başka tasnifler de var ama ben Freedom House'u size söyleyeyim. Üçü ayırıyor. Bir, tam demokratik ülkeler 88 ülke. Bu 88 ülke içinde Türkiye yok. İkinci kategori yarı demokrasi ülkeler. Yarı demokrasi sayılan ülkeler. Yarı demokrasiler içinde Türkiye var. En sondan dördüncü geliyor. Sondan. Bizim altımızda Myanmar falan geliyor. 5 üçüncü kategori de totaliter ülkeler. Toplamda Türkiye kaçıncı sırada dünyada demokrasiler içinde? 150. sırada basın özgürlüğü ile ilgili buna benzer rakamlar var. Kadın erkek eşitliği var. yani yolsuzluk sıralandırması var filan. Yani hangisine baksanız eğitim sınırlandırması PISA'nın Türkiye en sonlarda. Peki siz bana bu anayasada bir cümle bulun. O cümledesin ki şu 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 alanlarda Türkiye geridedir. Bu anayasa geçerse birinci hedefimiz bütün bu alanlarda Türkiye'yi en üst sıralara çıkartmak olacaktır. Var mı böyle bir sıra? İnsan gelişme endeksi. Birleşmiş Milletler hazırlamış. Kimse buna bir şey diyemez. Yani John'un dediği filan. Birleşmiş Milletler İnsan Gelişimi Endeksinde ilk 10 sırada bir tane başkanlıklı yönetilen rejim, devlet var. Bir. İlk 30 sırada 4 tane var. Son 10 sırada hepsi başkanlık rejimine yönetilen ülkeler. Daha ne söyleyeyim? Diyorlar ki efendim biz John ne diyor, Pierre ne diyor, James ne diyor? Bakmayız Ayşe, Fatma ne diyor ona bakarız. Ayşe, Fatma, Hasan Hüseyin. Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin ne demiş biliyor musunuz? Ayşe, Fatma, ha, Hasan bu idam cezası konusunda söylüyor. Ben Ayşe'ye, Fatma'ya bakarım diyor. John Mon ne demiş? Umurumda değil. Ayşe'nin, Fatma'nın temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onaylamış. Ne diyor 13. Program? protokol? Savaş zamanında bile idam cezası uygulanmaz. Türkiye onaylamış. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet, evet. Şimdi buna kimse ses çıkartmıyor. Kimse bunu söylemiyor. Kimse bunu hatırlatmıyor. Halbuki senin oyundan yani Türkiye'nin hükümetinin ve oyundan meclisinde Hasan Hüseyin'in meclisinin onayıyla biz bunu kabul etmişiz. Bunu evet. söyleyen yok. Çok teşekkür ederiz hakikaten. Aslında o kadar net ki yapılması gerekenler de sizin sözlerinizde zaten açık ve net ortaya döküldü. Zannediyorum YouTube'da izleyenlerimiz bulurlar sohbetimizi ve sizi yeniden referandum öncesinde tekrar duymak istediklerini, dinlemek istediklerini söylüyor izleyenlerimiz. Evet konu çok geniş ama konu aslında da çok da öz zaten özü ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti zaten kocaman bir hayırdı emperyalizme karşı, emperyalist devletlere karşı kurdukları plana karşı kocaman bir hayırdı bu ülke. Hayırla kuruldu yani. E şimdi de hayır. Yeni bir emperyalist projeye karşı. Şimdi de hayır. Gayet açık net değil mi? Evet. Çok sizin, sizin izleyicilerinizin benim bu düşüncelerimi öğrenmek istemelerinden çok mutluluk duydum. Herhalde ana akımın izleyicileri, yazılı ve görsel ana akımın izleyicileri böyle bir talepte bulunmuyor ki. Onlardan hiçbirinin en küçük bir talebi yok. Yani gelin de anlatın diye bir tanesi hariç onda da şeyimiz uymadı o da yani ana akım sayılmaz. Tamamen yandaş sayılan televizyonlardan biri. Ana akım bizimden ipleri kopardı, ilişkileri kesti. Niye bunları anlatacağız diye. Çünkü bunlar Çok onlar da onlar biz. da onların yöneticileri de biz biliyoruz ki bizim gibi düşünüyor ama cesaretleri yok. Evet. Yani Türkiye'yi biz... 50 yıl geriye götürecek bir 50 yıl bir daha düzeltilemeyecek bir noktaya getirecek bir projeye karşı görüşlerimize açıklama fırsatını vermiyorlar. Buna cesaret edemiyorlar. Çok şükür vericidir. ki Yurttaşlarımız bu ihtiyacı din biliyor ki bizi izliyorlar ve i̇yi iyi ki izleniyoruz. Çok var. teşekkür ediyoruz. Sağ olun Onur Bey. Evet sevgili izleyiciler bizden ayrılmayın diyoruz şimdilik.